Number One TV'de Star Zone devam ediyoruz. Ey millet, bakın arkadaşlarımız buraya geldiler. Demin de görüntüleri izlemiştik. Balans'ta verdikleri bir konser görüntülerinin altında üstüne de böyle döşedik müziği geldik. Evet, bugün arkadaşlarımız burada. Pickpocket grubu değil mi? Evet. Pocket, doğru mu? Şey, pronounce ettik, doğru ettik. Bugün burada kim var söyleyeyim. İsmini saydım burada diye cevap kalırsın. Onur burada, vokal. Onur Özgönül. Kendi ismimi de düzgün söyleyemedim. Barbaros Öz Oktar burada, gitar ve back vokalde. Muratay Özkan bas gitar, Kaan Yayla gitar, back vokal ve Emir Çet davul. Meslektaşım yahu. En sevdiğim tabii ki davulcu. Torpil belli oldu şimdi. Aa, hocam ama davulcuyu anlar. Tamam değil başım. Vuruyoruz çünkü ikimiz de yahu. Değil mi? I hit things. Geçenlerde şey gelmişti. Yüksek Sadakat'in davulcusunda bir tişört vardı, çok güzeldi. Ondan edinemedim daha. I hit things yazıyordu böyle. Altında davul ve bagetler vardı ama mutlaka bir gün alacağım yahu. İçimde ukde kaldı. Peki. Arkadaşlar albüm var, önümüzde duruyor. Albümdeki bütün parçaların size ait olduğunu biliyoruz ama albüm hakkında çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Ben bayağıdır bende bu albüm var, hatta MP3'ü de biliyorum. Kim anlatmak ister? Onur başlayabilir. Onur başlasın. Albüm... 10 şarkıdan oluşuyor albüm. 10 tane Türkçe şarkıdan oluşuyor. Bir süre İngilizce müzik yaptık. 8 sene durdu zaten. 4 sene, 5 sene yaklaşık olarak 4,5 sene İngilizce müzik yaptıktan sonra Türkçe müziğe dönmeye karar verdik. Ve albümü de Türkçe olarak çıkarmak istedik. Bunun için işte 3 senedir falan Türkçe müzik yapıyoruz. Bu şarkıları hazırladık. Daha çok şarkımız vardı. Aralarından seçerek bu 10 şarkıya karar verdik ve 2 ay önce de albümü çıkardık. Gayet de mutluyuz bu konuda. Valla hep bütün parçalar size ait. Zaten rock gruplarının heavy metal veya herhangi bir metal grubu veya rock müziği yapan kişilerin en büyük avantajı da bu olsa gerek değil mi? Yani kendi parçanı kendin yap, kendin pişir, kendin ye gibi değil mi abi? O güzel işte yani öyle olması çünkü tam duygularınızı ifade edebiliyorsunuz o zaman. Neyi hissettiyseniz o anda. O da farklı oluyor yani ondan bundan beste almaktan evet. Çok daha farklı bir genel olarak rock grupların hepsi zaten kendi sözlerini de işte kendi yaparlar, şarkıları da kendi yaparlar. En büyük avantaj da belki rock müzikte bu ya. Belki benim de en çok ilgimi çeken müzik dalı olmasında. Bu da faydalı olabilir. Sen de bir oturamadın ya orada. Abi sen çok kayıyor ya. Beni de döndürüyorsun. Dur bir rahat duruyor. Sandalye durdukça dönüyor yani. Peki parçaları Türkçe sözlü diyorsun hepsini ama hani yabancı müzik, İngilizce sözlü müzik daha doğrusu yaptığınızı söylüyorsunuz. Neden İngilizce bir şeyler yok? Yani bir iki parça olsaydı belki keyifli olmaz mıydı? Bunu istemez miydik yani? Mesela Pentagram'da var bile aslında. Bayağı vardı yani. Ya da var ama albüme koymayı istemedik. Zaten ilk yola Pickpocket olarak başladığımızda İngilizce müzik yapıyorduk. Sonra bu albüm fikri ortaya atılınca şarkı sözlerini Türkçe yazma kararı aldık ondan sonra. Ama hani şu an rafta bekleyen İngilizce parçalarımız mevcut. Ya yaparız diyorsun yani işin bir şey olursa. Yani eski parçalar da var. Yani kafamızda hani bundan sonra sadece Türkçe gideceğiz diye bir şey de yok. İleride belki İngilizce müzik yaparız yine. Bir iki şarkı koyarız. Belki bir dahaki albüme koyarız. Ama şu an hani kesin bir şey. Hadi ileride şunu yapacağız diye bir şey doğaçlama bir şekilde. Anladım. Ya şu anda, isteriz ya biz. Biz isteriz. Yani muhakkak ama şu anda bizi en çok heyecanlı şey Türkçe yapmak bana. Öyle mi? Türkçe yapmak. Sonuçta hani bu müzik tarzında hani Türkçe yapabilmeyi yani bunu yapabildiğimizi göstermek de bizi mutlu ediyor. Yani bunu yaptığımızı gördükçe de hani daha fazlasını yapmak istiyoruz. Dolayısıyla evet Onur dediği gibi şu anda öyle tekrar İngilizce yapacağız diye bir düşüncemiz yok. Hı hı. Ha olabilir ama Türkçe yapmak bizi daha çok heyecanlandırıyor. İngilizce yaptığınız o zaman şey yaptığınız parçaların da sözleri size ait değil mi? Yani cover değil değil mi? Hepsi cover değil. Normalde nasıl yola çıkmıştınız peki? Kendi parçalarınızı okuyarak mı vardı yoksa bu grup, Pickpocket grubu yoksa cover ile mi başladınız? Yani zaten çok 13-14 yaşında falan başladık müziğe. Beraber miydiniz hepiniz yine? Barbaros'la ben birlikteydik. Daha sonra sırayla işte Kaan, Emir ve Murat'a girdik burada. Güzel ya. Başladığımızda tabii hani yeni bir grup oluştuğu zaman direkt besteye girmek biraz zor oluyor. Birkaç tane cover şarkı yaptık ama kısa bir süre içinde hani bir yıla varmadan hemen yani kendi bestelerimizi yapmaya başladık, kendi şarkılarımızı yapmaya başladık. Yani kendimiz yarattığımız zaman daha mutlu oluyoruz açıkçası stüdyoda. Yani, evet. Kesinlikle ben de. Yani o sözü yazmak, o ritmi çıkarmak, o müziği ortaya koymak güzel bir şey. Onun için yani kısa bir sürede zaten kendi parçalarımızı yapmaya başladık. Tabii ilk konserlerimizde mecburen bütün hepsini beste çalamıyorduk. Araya coverlar sıkıştırıyorduk tabii de ama çoğunluk olarak her zaman besteye ağırlık verdik ve şu an zaten sadece beste çalışıyoruz. Vay güzel be. Adamlara bir alkış o zaman benden gelsin ya. Yürü be, Onur be. Adaşım da burada yahu. Çok da burada var lan Onur var değil mi? Peki arkadaşlar şimdi Number1.com.tr'de sizlerin gönderdiği videolardan bir tanesini izleyelim, seyredelim. Çok teşekkürler. Herkese gönderen herkese teşekkürler. Destekleyen, arkamızda duran herkese de çok teşekkürler. Peki izleyelim. Sizin zaten hani şeyle, stille de biraz alakalı. Arabesk yapmış arkadaşlarımız göndermiş. Onu da izledikten sonra döneceğiz buradayız. Evet, seyredeceğiz.